Evet arkadaşlar, beklenen gün geldi. Hookah Club Show 2020 sona erdi ve bugün harika bir video ile karşınızdayız. Türkiye'den Rusya'ya fuara giden dostlarım sizleri bekliyor. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sercan Bilgör. Bugün Scoop Launch'ta harika bir gün ve yanımda Rusya Nargile Fuarı'na giden dostlarım var. Biliyorsunuz ki Rusya Nargile Fuarı St. Petersburg'da bitti ve dostlarıma da sorular hazırladım. Bugün merak edilen Nargile Fuarı sorularını cevaplayacaklar. Her şeyden önce kendilerini tanıtmalarını isteyeceğim onlardan. Arif abi, seninle başlayalım. Merhaba, Arif ben. Erenköy Cafe Palace ve Salon Kalamış Fenerbahçe kafelerin işletmesini yapıyoruz. Aynı zamanda Instagram ve YouTube'a video içeriği üretiyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, ben de Muratcan Şekiroğlu. Etiler Arnavutköy'de Mistik Kafe'nin sahibiyim. Aynı zamanda nargile tutkum. Güzel hizmet vermeye çalışıyoruz. Onun için de Rusya Fuarı'na gittik. Sizlere merak ettiğiniz soruları cevaplayacağız Sercan kardeşim. Burçin Erben, Aromanya Lounge ve Market nargile supervisor'ını yapıyorum. Aynı zamanda da marka temsilciliğini yapıyorum. Harika bir fuar geçirdik. Merak ettiğiniz soruları bu videoda hepsini cevaplayacağız. Alper Nemir ben, nargile puandan. Erenköy Cafe Palace ve Fenerbahçe Salon Kalamış kafelerine nargile işletiyoruz. Merak edilen soruları cevaplayacağız. Evet, teşekkür ediyorum. Bugün iki tane konu başlığımız var. Birisi fuar hakkında olacak, diğeri de Rusya'daki kafeler hakkında. Hazırsanız hemen fuar için 10 tane soru hazırladım. Onlardan birincisini Arif abiyle başlamak istiyorum. Sizin için fuar nasıl geçti? Kısaca teker teker Arif abi seninle başlayalım. Fuara biz bir kere katılma amacımız gerçekten dünyada neler oluyor bunu görmek amacıydı. Ve vizyonumuzu da daha ne kadar genişletebiliriz, neler katabiliriz kendimize ve ileriye dönük fuarda neler yapabiliriz'i kendi içimizde tasarladık, hazırladık. İnanılmaz bir fuardı. Türkiye'nin nerede olduğunu gördük. Dünyada nargile furyasının nerede olduğunu gördük. Biz çok etkilendik. Her markadan hem de fuar organizasyonundan çok etkilendik. Güzeldi. Bizim için çok aktif geçti. Muratcan abi devam edelim. Yani Rusya bildiğin üzere son 5-6 yıldır bayağı ileri seviyede bir şeyler yapmaya başladılar. Gerek kafeler olsun, gerek markalar olsun, gerek tütün markaları olsun. Bu işi yapan herkesin bence görmesi gereken bir yerde. Biz de vizyonumuzu ilerletmek, Türkiye'ye misafirlerimize daha iyi hizmet verilmek, daha iyi ürünleri getirebilmek için, onlar ne yapıyor, bizde eksikler neler, bunları tamamlamak için oraya gidip görmek gerektiğini düşündük. İyi ki de gitmişiz diyoruz. Keyif aldın mı? Keyif aldık, güzeldi. Bayağı iyi. Evet, canlı yayınlarından... Canlı yayınlar takip etmişsinizdir zaten. Evet, evde ağlama krizi. Evet, en üstüne devam edelim. Benim için gerçekten heyecan vericiydi. Geçen sene katılamadığım için çok pişman olmuştum. Bu senede aynı pişmanlığı yaşamamak adına 2020'deki ilk hedefimi bu fuara katılmak olarak belirlemiştim. Bizim tabii ki çalıştığımız markalar vardı. Hem çalıştığımız markaları ziyaret etmiş olduk. O markaların yeni çıkartmış olduğu modelleri inceleme fırsatına sahip olduk. Yeni anlaşmalara vardık fuar içerisinde yapmış olduğumuz görüşmelerle. Gerçekten tam anlamıyla muhteşem, verimli bir fuar geçti. Murat'ın da söylediği gibi bu sektörün içinde olan işletmeci olsun, tüketici olsun, üretici olsun, herkesin yerinde görmesi gereken bir fuar. Çünkü trendler çok hızlı değişiyor. Trendlere ayak uydurmak çok önemli. Özellikle nargile sektöründe. Şu an cep telefonuyla aynı hızda gidiyor diyebiliriz nargile sektörü de. O yüzden benim tavsiyem, üretici, tüketici, kim olursa olsun işletmeci, bir sonraki uluslararası organizasyonda kesinlikle katılımcı olarak, ziyaretçi olarak katılmalarını tavsiye ediyorum ben. Evet, Alperen abi devam edelim seninle. Öncelikle bu kadar büyük bir organizasyon olacağını ben tahmin etmiyorum. Cidden çok yorgun geçti. Hatta zaman yetmedi bile diyebilirim. Burç'un da dediği gibi sadece nargile işinde çalışan ya da bu sektörde olanların değil, nargile kullanıcılarının da gidip görmesi gereken bir fuar olduğunu düşünüyorum. Hatta biz işin içinde olduğumuz için yeni bağlantılar kurmak için daha fazla zaman geçirdik standlarda ve birçok gidemediğimiz yerler oldu. O yüzden nargileçenlerin kesinlikle gitmesi gerekiyordu.
Evet, ben gidemedim. gidemedim. İkinci soruyla devam etmek istiyorum. En yoğun ilgi hangi marka üzerindeydi? Muratcan abi, seninle başlayalım. Takım olarak mı soruyorsun, tütün olarak mı? Ya genel olarak, genel olarak yani, da evet cevap verebiliriz. Bence biraz ilgi daha çok tabii geçen sene de öyleydi. Darkseid yani zaten ev sahibi gibi ana sponsor. Onda bayağı ilgi vardı. Darkseid'in yanında mesela Element'in gördüğün üzere Sipsi'den de taşıyorum. Element'in sen bayağı sevmişsin Sipsi ama biliyorsun zorluklarla aldık bunu. İzledim. Anlatırız onu da. Element'in standı çok büyüdü. Çok büyük yatırım yapmış. Yani distribütörler çok sağlam çalışmış. Ve insanları çeken bir evet yani canlı müzik, vardı. DJ, tadım standları çok genişti. Başka ne genişti? Yani onun dışında Alan genişti. Evet. Onun dışında tat genişti. Tat, evet. Şeyleri genişti. Hardline'ı vardı. Hardline ayrı yapmışlar. Normal ayrı yapmışlar. Tadabiliyordunuz. Hatta ikişer stand vardı. Evet. Hani fazla takım koymuşlar. Fazla tütün koymuşlar. Onun dışında takım olarak da yoğun ilgi olarak da muhtemelen Alfa diyebilirim. Evet. Yani birçok standta da Alfa vardı. Ama evet, genel olarak kalabalıklık Darkseid, Element, bir de Must Have'de diyebilirim. Orada etkinlikler oluyordu. Tişört falan da atıyorlardı. O sıra evet, falan çok kuyruk. Must Have, Element. Yani. Zaten onlar tabii, bu dediğim markalar ilk üçe giren markalar. Ve yani yenilikleriyle de evet, aslında evet, insanları çeken. Evet. Zaten Darkseid geçtiğimiz senelerde de bayağı hani dünya nargile piyasasını bence üstüne çeken bir marka oldu. Üçüncü soruya geçmek istiyorum. Sizin için en güzel stand hangi markaya aitti ve neden? Alperen abi seninle başlayalım. Ya mesela DAF'ta tişört dağıtıp Star Wars işte videoları yapmışlardı, fotoğraf çekiyorlardı. 3 gün boyunca sıra hiç bitmedi diyebilirim. Hatta biz tişörtleri son gün... Sizin için en güzel stand DAF'tın da o zaman. DAF'tın hem nargile dizimleri hem de bu tişörtle fotoğraf muhabbeti çok ilgi çekiciydi. Onun dışında da zaten Darkseid'in tadım, bayağı geniş tadım alanları vardı. Artı şu anda satışa çıkartmadı ama test aşamasında olan tütünleri denetip iPad'le puanlama usulü bir evet, sistem geliştirmişlerdi. Bu da inanılmaz keyifli ve güzel deneyimdi. Evet. Burç, senin için en güzel stand ne diyebilirsin? En güzel stand konsept olarak ben Spectrum diyebilirim. Çok farklı bir konsept çalışması yapmışlar. Hapishane konsepti belirlemişler. Biz de mesela Spectrum'un Sipsis'ini alabilmek için yaklaşık 45 dakika, 1 saate yakın bir çaba sarf ettik orada. Evet. Uğraş verdik. Ama genel bağlamda Element'in standı çok iyiydi. Mastev'le Daft zaten fuar öncesinde bir ortak çalışmaya gitmişlerdi. Aynı standı kullanıyorlardı. Yani sırt sırtaydı standları. Evet, onun sorusu da gelecek. Aynen. En kalabalıklar bunlardı. Takım olarak da Alfa'nın lokasyonu çok iyiydi. Fuar alanı içerisindeki. Mamay çok arkada olmasına rağmen çok fazla ziyaretçi vardı. Ama plase olarak da ben Hoop diyebilirim. Çünkü çok fazla standta, tütüncüler olsun, işte tadım standlarında çok fazla gördüğümüz bir markaydı. Tütün ve takım olarak da bunları sayabilirim yani. En çok rağbet gören, en çok ziyaretçiyi çeken standlar, markalar bunlar. Evet. Burç, teşekkür ediyorum sana. Evet. Arif abi, senin için en güzel stand fuarda hangisiydi? Tartışmasız Darkseid. Çünkü hem metrekare olarak çok büyük bir yerde hem de organizasyonu çok fazlaydı. Hem Daily tarafında hem de Darkseid tarafında çok aktiflerdi. Hem de çok çeşitlilik de çok fazlaydı. Aksesuar satımı da güzeldi. Aksesuar satımı evet, iyiydi. O outfit dediğimiz. Aynen. Yetişemedik bile. Evet. Sweatshirtleri efsaneydi ama herhalde... Kalmadı. Burç çöktü tabii hepsine. Bir tane aldık. Abi. Bir tane aldık. Ayrıca çanta da aldık. Yani. Ben biliyorum. Teşekkür ediyorum abi için. Evet. Asıl benim de çok merak ettiğim bir soru yönelteceğim. Burç, seninle başlayalım bu soruda. Türk markalarından hangileri fuarda yer aldı ve ilgi nasıldı abi? Türk markalarından Revoşi, nargile uzmanı Ayhan ve Metsan vardı yanlış bilmiyorsam. Biz şerbetli ki, diyebilir miyiz? Yani şerbetliyi de evet, şerbetliyi ben farklı bir klasmana koyduğum için şerbetliyi de katabiliriz. Tabii ki şerbetli uluslararası arenada çok tecrübeli olduğundan dolayı en iyi yerli marka diyebiliriz şerbetli için. İlgi nasıldı? İlgi güzeldi. Lokasyon da çok güzeldi şerbetlinin.
yani ana yürüyüş yolu üzerindeydi. Çok fazla biz de 2-3 kere ziyaret ettik. Lounge kısmına da misafir olduk Şerbetli'nin. Onun haricindeki daha yeni uluslararası arenaya açılan yerli markalarda eksikler vardı. Ekipman konusunda olsun, oradaki trendlerin takibi ve ona uygun ekipman tercihinde eksikler gördük, görmedik değil. Ama tabii ki onların da ilk fuarları olduğu için bunlar çok kavur edilebilecek kesinlikle durumlar yani. Bir sonraki, önümüzde birçok fuar var. Bir sonraki fuarlara kesinlikle daha çok katılım olacağını ben düşünüyorum. Ve daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Bir sonraki soruya geçeyim. Markalar arası cooperation, yani işbirliği, bunu çok gördük. Yani bu nasıl yansıdı? Sizce nasıldı? Arif abi senle başlayalım. Valla özellikle işte Mustang ve Darks, Mustang ve Daft'ın beraber çalışması, beraber güçlerini birleştirmiş olması çok güzeldi. Yani markalar arası bir işbirliği var. Vardı. Ve hani Ruslar kol kola hep yani. Evet. Çok evet, güzel bir sistem. Ama Türkiye'de de bunu yaşayabilsek keşke diyorum. Çünkü nargilede benim her zaman standart söylediğim bir şey var. İşte ben anasoncuyum, İşte ben şucuyum demek yerine beraber bir şeyler yapmanın peşine düşmemiz lazım. Çünkü zaten uğraşan bir taraf var nargileyle. Yani o yüzden hep beraber kol kola olmamız gerekiyor. Ruslar bunu çok güzel açmışlar. Evet, birbirlerinin takımlarını, evet, üstünlerini, kömürlerini kullanıyorlar. Beraber yani örnek verebilirsin. Örnek mesela El Fakir'in standı full hoop'tu. Takım full, olarak full hoop'tu mesela. Tütünler El Fakir. Tütünün El Fakir ya da mesela gerçi Hub'un standında kendi tütünü vardı ama başkasının mesela Matt Berry'nin Mama'yı da mesela Vova, evet, Mustev'le çalışıyordu. Hatta kendi standındaki tütün bittiği zaman Mustev'in standına gidip tütün alıp kendi nargilesini hazırlayıp kendi standında kendi takımını o şekilde sunumunu yapabiliyordu. Oblako'da Mama'yı takımlar vardı. Hepsi kol kola işte. Alfa'da Konku vardı. Takımı X bir markadan almış. İşte takımcı tütünü farklı bir markadan. Herkes böyle birbirini ziyaret ederek oradaki kendi eksiklerini, gediklerini harikulade gideriyordu. Yani ki dediği gibi Arif'in de bence harika bir şey. Yani kimse aman gitmeyeyim işte ondan almayayım, buna vermeyeyim gibi şeyler yok. Kompleksten alınmış insanlar ve kol kola girerek de şu anda dünyayı domine ediyorlar bence. Alper abi sana nasıl yansıdı bu konu? Ya ben farklı bir açıdan bir işbirliğinden bahsedeceğim. Fuardaki bütün tadın nargilerde, bütün marka fark etmeksizin herkes kalıbın çakmasını kullanıyordu. Gerçekten hiç abartmıyorum yani. Başka bir kalıp görmedik. 5000 nargile varsa 5000'de de ondan vardı. Muhteşem bir işbirliği yani. En ortak noktası bence fuarın oydu yani. Evet, güzel bir yorum. Yani mesela bir standa gittiğinizde, bir takım denediğinizde ama bu tütün çok güzelmiş, neymiş diye sorduğunuzda master olabiliyor. O tütün veya daft da olabiliyor. Zaten yani önünde stickerlarla bunu belirtiyor, evet, yani. Yani şu tütünü kullanıyoruz. Mesela. Öbür standa gidip de o tütünü deneyebiliyoruz. Oradan farklı lüleyleri deneyebiliyoruz. Yani bu çok hoş bir şey. Değişik setuplarla değişik tütünleri, değişik setuplar dediğim gibi kullanabiliyorsunuz yani. İşte Hoop'da deniyorsunuz, başka standa gidip aynı tütünü Alfa'da deniyorsunuz. Öyle şansınız da oluyor. Evet. Bu soruyu da cevaplandırdığımıza göre 6. soruya geçiyorum. Sizce markaların genel değerlendirmelerini merak ediyoruz. Yani kurdukları standlar, kaliteleri, yenilikleri, neler yapmışlar, nelere göre geri kalmışlar veya ilerletmişler. Alperen abi senle başlayabiliriz. Ya ben fuarda takımı zaten iyi biliyoruz. Türkiye'de bir şekilde ulaştırıyoruz. Bunları deneme şansımız oluyor. Ben daha çok tütün çeşitliliği, aroma çeşitliliği noktasında şok oldum. Fuarda en çok etkilendiğim şey aromaların çok çok farklı aromalara ulaşabildiğini bilmek oldu. Mesela kekik. Ben kekiği çok severim. Virginia markası neydi? Dağ kekiği. Dağ kekiği. Ya gözümden yaş geldi yani. Benim söyleyebileceğim bu konuda kesinlikle tütün çeşitliliği, aroma çeşitliliği açısından müthişti. Burç, senin için değerlendirmen gerekir. Değerlendirmen benim gözüme şu çarptı fuarda. Markalar, mesela Darkside'den örnek vereyim. Darkside marka bilinirliğini oturtmuş bir marka ama marka aidiyetini inanılmaz şekilde desteklemeye başlamışlar. Az önce verdiğimiz, konuştuğumuz outfit örneği gibi. Yani tüketiciye markanın bir sürü aksesuarını da beraberinde sunarak o aidiyeti tamamen kendinizde hissediyorsunuz. Ben de bir Darkside fanatiği olarak mesela direkt hemen işte
boyun askısı, bileklik, tişört ne varsa böyle onları toplamaya yöneldim. Bu da çok hoş bir şey. Aynı şekilde Mustave'den işte tişört aldık. İşte üst böyle old school hoodie tarzı şeyler aldık. Bunlar da tabii ki tüketicinin dediğim gibi marka aidiyetini artırıyor. Benim en çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi bu oldu. Merchandise kısmı çok geliştirilmiş markalar yani. Evet, teşekkür ederim. Fanboy yaratıyor kendine. Aynen öyle. Yani tam bir fanboy. Evet, her şeyiyle bir çorabına Spectrum çorap lazım. Aynen Spectrum'un çorabı da Spectrum çorabımız da var yani. Sizi de çok güzelmiş. Peki Arif abi güzel. senin değerlendirmen gerekirse waffle tarzı aromaları kullanıyorsun, beğeniyorsun. Çok. Biraz aroma yorumu ve markaların, hem takım markaları hem tütün markaları nasıl değerlendirirsin fuar özel için? Bizim zaten ilk planda yaptığımız iş biliyorsun aromalar. Kendi yaptığımız aromalar. O yüzden bizim de en fazla yoğunlaştığımız şey markaların ortaya çıkarttıkları farklı aromalardı. Tabii ben şahsi olarak daha krematik, daha böyle tatlı aromalar, baharatlı aromalar sevdiğim için onlara daha çok yoğunlaştım. Söylediğimiz markaların haricinde bence atladığımız bir marka daha var. Severo. Ben de onun mesela özellikle merchandise kısmını, işte birebir ilişkilerini, kurduğu standı, verdiği aromaları çok başarılı buldum. Özellikle onda da mesela bir bottle'ımız var. Efsane bir aroma. Çok yeterli. Diğer markalarda keza öyle. Yani kötü bir tütünle, kötü bir aromayla orada hani üçüncü kalite demek istemiyorum ama daha düşük. Bütçeli açılmış standlarda dahi Flame Flavor diye bir marka vardı mesela. Onun da mesela bir limon cheesecake aromasını denedik. O bile çok başarılıydı. Yani aroma olarak çok üst düzeyler. Gerçekten öyleler. Yani Türkiye'de evet bir şeyler yapmaya çalışıyor ama çok yol kat etmemiz gerekiyor bence bu bağlamda. Evet, benim aslında Muratcan sana sormak istediğim bir konu var. Fuardaki aromalar Türk içiciye hitap ediyor mu? Bunu merak ediyorum. Ya şimdi bu aroma muhabbeti tamamen yani damak lezzetiyle alakalı. Şimdi mesela Türkiye'mizde bir furya var. Pişmiş şeftali. Mesela Burç'ta kendisi Şerbetli'nin standına gidip özel kendine pişmiş şeftali yapmaktı. Aşeriyordu. Evet. Şimdi bu tamamen o kadar çok çeşitlik var ki yani domatesinden popcornuna, waffle'ından işte fesleğinden dağ kekiğine kadar var. Yani bir de bunların soft'u, medium'u, hard'ı var. Yani demek istediğim tamamen lezzet. Benim sevdiğimi sen sevmeyebilirsin. Senin tam tersi de olabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Demek istediğim bu. Yani her çeşit içiciye uygun tadlar mevcut. Evet. Bu aromaları konuşurken de benim dün bir şey fark ettim. Arif ile Daft'ın deneme tütünlerini deniyorduk. Kaşmiri gördük. Farklı bir koku bekliyorduk ama aynı Dangerous'ın kaşmiri gibi. Ben de Arif'e dedim, kaşmiri dedim hani tek bir meyve mi ki aynı? Ya da olay nasıl Lava 66 duyduğu zaman her firma kendi Lava 66'sını yaptı. Bu kaşmir de sanırım böyle bir döngüye mi girdi? Bu aramızda bir diyalog var. Element'te de var kaşmir. Evet. O normali aynı, var, başka... Aynı mıydı? Aynı mıydı? Aynı. Kaşmir'inki de... Ama kaşmir bir şey daha vardı. O da kafa olmuş artık. Kafa var bir de. Kaşmir F.O. vardı, bir de kaşmir kaşmiri vardı. Kaşmir'in de mixleri vardı. Kaşmir çeri de vardı. Kaşmir çeri yani. Mesela. Evet. Diğer markalarda üretiyor işte. İşte ana notayı kaşmir veriyor, üzerine işte çeri. Peach. Ama bunun işte bizim kaşmirimizle hiçbir alakası yok. Bizim kaşmirimiz bazen oluyor çünkü abi bu çakma kaşmir mi falan filan. Biz 5 yıldan beri kaşmir diye bir karışımımız var, yapıyoruz. Kaşmir aslında çok kelime anlamıyla yani benim dünyanın en yumuşak kumaşı. Özel bir keçiden üretilen farklı bir kumaş. Çok yumuşak. Çok pahalı. İpekten daha pahalı bir kumaş. İsim benzerliği sadece. Bunu da belirtmek istedim yani. Evet. Diğer soruya geçeyim. Bu da çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Benim de aynı şekilde. İletişim kurduğunuz markalar ilgili miydi? Burç, seninle başlayalım. İletişim kurduğumuz markalar ilgiliydi ama tabii ki soğuk ülke vatandaşı olduğu için Ruslar, tabii ki bir Türk samimiyeti, Türk sıcakkanlılığı yoktu. Ama parantez vereyim, Japona, Conceptic ve Solomon markasının sahibi Stanislav, sanki böyle karşımda bir Türk geliyormuş gibi hissettim. İnanılmaz ailelere böyle kollarını açarak karşıladı, görür görmez. Çok sıcakkanlı. İnanılmaz sıcakkanlı ve bonkördü. Beni gerçekten çok etkiledi. Farklı farklı kişilerle de konuştuğumuzda hepsinden aynı aldığım feedback şu: Stanislav gerçekten farklı bir adammış. Bunu da orada yerinde
yüz yüze tanışıp görünce de bir kere daha teyit etme fırsatımız oldu. Ama genel olarak soğuklar. Yani genel olarak soğuklar. Türk şeyi yok. Bizim gibi sıcakkanlı ve böyle atik değiller yani. Hatta evet. Bizim İngilizcemiz daha iyi. Verdiğin sorunun cevabı çok daha iyi olabilirdi ama maalesef çok ciddi iletişim problemi yaşadık. Evet, onu İngilizce, da soracaktım. İngilizce bilen İngilizce. Yani çalışanlardan bahsediyorum. En büyük eksik buydu. %5'i belki de ya biraz konuşuyor ya konuşmuyor. Evet. Peki şunu soracağım. Bu bir tercih meselesi mi yoksa ülke yüzünden mi? Bence abi, fuarın bence bu en büyük yetersizliğiydi. Kesinlikle. Bu kadar global, bu kadar interaktif bir olay organize ediyorsa her markanın bir ortak dil bilen, yani İngilizce bilen bir adamı olmalıydı. Biz iletişim konusunda çok problem yaşadık. Kesinlikle. Yani bizim Tarzanca İngilizcemiz, bilgisayar oyunlarından, dizilerden öğrendiğimiz İngilizcemizle onlardan çok daha yeterliydik. Geri dönüşlerde çok sıkıntı yaşadık. Yani Google Translate'in gözünü seveyim yani. O olmasa ne yapardık ama hiç bilmiyorum. Peki yani. Rusça bilseniz? Rusça ya, bilseydik, çok farklı çok bir fuar olur muydu sizin için? Evet, bunu da merak. Evet, olurdu. Yani çünkü onlar Rus kit kaybıydı bir de. Evet. Translator'dan evet, açıyorsun, evet. Yazıyorsun, o alıyor, yazıyor, sen yazıyorsun. Evet. Arada anlaşmazlık. Mesela Arif vesaire. Rusça bilmiyor ama o adamlar da İngilizce bilmiyor. 3 günde Severo'ya bağlanıyor. Yani Türkiye distribütörü oluyor. Rusya neyse 2 gün bağlardı. Aynen. Severo bu yani senin çıkarken favori var etmiş diye duydum. Evet, çıkarken kapanış verdiler. Çıkarken şöyle çıkıyordu abi. Severo'lar böyle box'lar falan taşıyamıyor. Mal kalmamış adamlarda. Malı Arif'ten tedarik edecek. Zaten o kutuyu Türkiye'ye sokana kadar atla karayı seçtik. Oraya yani. Da geleceğiz o abi. O kutunun gitmemesi gerekiyor. Oraya da geleceğiz. Bir sonraki soruya geçelim. Bu da çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Murat abi seninle başlayalım. Ya böyle böyle bir ürün yapmışlar. Ha, bu takım da olabilir, tütün de olabilir, aroma. Ya tadı damağımda kaldı abi. Unutamıyorum. Net söylüyorum. Senin için neydi abi? Net söylüyorum. Virginia Tobacco'nun Dakiki. Burç senin için. Aldım değil yani. Element'in Cookie Monster'ı evet. Vardı. Ben açık ara tek geçerim. Element'in Belgian Waffle çok iyiydi. Belgian Waffle evet. Arif abi senin için. Ben de aynı şekilde Daily Waffle. Daily Waffle çok iyiydi. Daily Waffle ama ayrı. Cookie Monster çok iyi. Açık ara. Ama zaten Element Belgian Waffle'la şey yapsam. Sence? Ben Cookie Monster derim yine. Cookie Monster. İkincisi okay. De Master Coconut Shake. O da ilginçmiş. Evet. O da yeni çıkan aromalardan bir tanesi. Bence ikinci sırada. İnşallah saymaya başlarsak zaten. Bitmeyecek zaten. Abi. Tropical Ray efsaneydi. Popcorn efsaneydi. Bu soru güzel bir soru. 2020 fuarının en iyi markaları hangi markalardı ve sizce markalar en iyi olmaya hak ediyor muydu? Burç seninle başlamak istiyorum. Eyvah. En iyileri istersen eyvah. Ben açıklayayım ben biliyorum. Çünkü takımda Alfa oldu evet. En iyi. 2019'da da Alfa'ydı. Lüle'de Lüle'de Oblako oldu. Evet. Okay. Ve tütünde de Master. Evet. Sence hak ediyor muydu abi? Bu güzel bir konu. Valla bunu direkt olarak objektif cevaplayayım. Evet. Kesinlikle ticari bağlantılarımız ve şeylerimizi göz ardı ederek söyleyeyim. Element standıyla, aromalarıyla, bütün organizasyonuyla, şovuyla, bütün her şeyle ben bir önceki videomda da söylemiştim fuara gitmeden. Kafaya oynayan markalardan bence birincisiydi. Element kazanmış olsaydı kesinlikle şaşırmazdım ve biraz hakkının yendiğini düşünüyorum tütünde. Takımda Alfa'nın olması beni şaşırttı. Çünkü Alfa ile de gidip görüştük. Dedik ne var yeni, buraya ne getirdiniz, fuarda ne sunacaksınız? 3 tane yeni renk olduğunu söylediler. Biraz şaşırdım. Yeni bir model geliyormuş ama fuarda yoktu. Takım olarak da bence Hoop'du. Bunu net olarak söyleyebilirim. Çok fazla yerde vardı. Kalite, işçilik, renk uyumları. Hoop'un hakkının yendiğini düşünüyorum. Tütünü saydık, takımı saydık. Lüle'de Oblako bence aralarında okay, en hak eden Oblako'ydu. İnanılmaz bir ziyaretçi vardı. İnanılmaz ürün sattılar. Ve gerçekten yaptıkları işle, standla, her şeyle... Yeni renkleri ve yeni modelliğiyle. Mono modelleri de gördük. Monolar çok iyi ya. Evet. Arif abi, daha pastel senin ama. İçin sence hak ediyor muydu ve hak eden markaları sence? Darkside çok iyiydi. Yani bu yatsınamaz. Gerçekten çok iyiydi. Ama Element de Burç'un dediği gibi aşağı kalır tarafı yoktu. Konsept olarak da gerçekten geçen sene de aynı konsepti uyguladılar. Beyaz Melekler... Efsaneydi. Evet. Şovları bence Darkside'dan biraz daha iyiydi. Daha aktiflerdi.
Tütün olarak böyle, takım olarak ben de Alfa, evet çok güzel bir takım, evet geçen sene de ödül aldı, evet, ama ben de birazcık o konuda Hub'un hakkının yendiğini düşünüyorum. Hub bence çok daha iyi bir standtı. Yine Burç'a şu konuda katılıyorum. Yenilik olarak, yeni bir parça, yeni bir işte aksesuar, yeni bir herhangi bir şey. Çok fazla bir parça göremedik, yeni bir şey göremedik. En farklı gördüğümüz şey bence çobak koydu. Çay yaprağıyla yapılan, evet, tütünler. Onun için de bir çalışmaya gireceğiz inşallah. Çay bahçelerimizi kullanacağız diye. Peki Alperen abi, Master birinci seçildi tütünde. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani Master okey miydi, yoksa başka bir markada olabilir miydi? Yok, bence Master doğru. Sen Master derdin. Derdim. Yani. Bir de bu soruyu tersten cevap vermek istiyorum. Fumari beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bence hiç. Social. Evet, yanlış oldu. Social. Ben de Fumari var mıydı diye düşünüyorum. Yok. Ben dedim hani yok diye beynim yandı oraya gitti. Fumari yok. Social. Oraya başlanalım. Oraya başlanalım. Yok yok, devam abi, sıkıntı yok. Ya Social Smoke çok büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu soruya tersten cevap vermek gerekirse. Hiç olmasaydı bence daha iyiydi. Çok yani 3-4 aroma, ki hepimizin bildiği aromalar. Çalışan sayısı çok az. Bir tane aroması farklıydı. Mesmeris'te. O da eski. O da 1,5 senelik. Yeni bir şey 1,5 senenin lansman ürünüydü. Ya ben hiç denemedim ama denemek isterim. Onların pazarı değil zaten. Yani Social Smoke Amerika'da tamam, evet sükse yapmış. Ama bu Ukrayna muhabbeti girdikten sonra devreye Social Smoke çok çok kan kaybetti. Evet. Ve Fumari Social Smoke kötü tütünler değil ama şu an Rus piyasasındaki işte Must Have'lere, Dark Side'lere, Element'lere, Satin'lere, Daily'lere yaklaşamazlar yani. Evet, en iyi değerlendirmeleri bunlardı. Ben de buna kısa bir yorum eklemek istiyorum. Sizin Rusya'dan getirdiğiniz ürünleri deneyerek ve Burç'un canlı yayınlarını izleyerek bence Element olmalıydı birinci. Oblako Lule'de okey. Standı da çok güzeldi. Standı da çok güzeldi. Çok işte, evet. Takımda Alfa kesinlikle olmamalıydı. Biraz burada şey yapacağım. Hub, Burç'a katılıyorum. Hem yenilik olarak hem görsel çok çeken takımları vardı. Bu şekilde bir es vereyim. Benim düşüncelerim de böyle olacak. Peki en iyileri konuştuk. Teker teker en kötüleri merak ediyoruz. Arif abi seninle başlayalım. En kötü neydi? Vallahi yani takım konusunda birilerine çamur atmak istemiyorum. Takıma ama girmeyelim ya. Evet bence de yani. Devam edebiliriz. Tütünde mesela etkilenmediğimiz işte El Fakama grubu mesela. Evet. 10 tane aroma vardı ya da yoktu. Hatta en meşhur olan Türkiye'de buhur diyebildikleri pan aroması yoktu bile. Onun haricinde Zümerret değişik bir kafa. Yani niye o kadar büyük bir stand açtım ve bomboş içerisi. Artı ortada kocaman sanki tophanede nargile içer gibi kocaman bir ananastan böyle karpuzlar buradan fırlıyor vişneler. Niye onu oraya yaptın? Bunu algılayamadık. Aromalarını da çok beğenmedim açıkça söylemek gerekirse. Benim en kötü iki markam buydu. Muratcan abi devam edelim sen. Valla Social'ı zaten gömdük biraz. Social zaten kötüydü. Biraz daha toprak atalım üstüne bari. Social bugünden fazla iflasını vermiş. Toprağı atmadan geçeyim ben. Stand olarak şıktı Mazaya'nınki. Evet. Ama yani stand çok şıktı. Alaçatı'da bir güzel deniz beach kenarında böyle bembeyaz bir ve stand vardı. Ve sizde o Mazaya'nın standına bir tüp içirdiler, evet, ve hayatta, evet, kaldınız abi. Bir yandan da geri çevirmeyebilirdik, ikram edilmiş falan. Mazaya yani hiçbir şey yoktu yani, olmasa da olurdu. Evet Burç, yani senin en kötü dediğin ne vardı? Stand olarak El Fakir çok iyiydi ama yeni çıkarttıkları aromalar, mixler, işte John Calliano'nun, Bukajo'nun, Sasha Nahule gibi ünlü isimlerin El Fakir'e özel olarak verdikleri mixleri denedik. Tadım standında ayrı bir bölüm vardı. Keşke vermeselermiş. Aynen öyle. Yani isimler biraz kendilerini çekmiş oldular. El Fakir'in yeni aromalarını ben açıkçası beğenmedim. Tabii ki çiftlerin o yüzün gerçeğini yatsıyamayız ama yeni aromalar olmasa da olurmuş. Bu aromalarla ne kadar yol alabilir? Eski kafayla yeni trende ayak uydurmaya çalışan bir bocalaması var El Fakir'in. Çok aradalar. Aynen. Yani arada böyle geziniyor. Ne yapsak falan. Ve gördüğüm kadarıyla paketleri de
Değişti. Hatta bütün her şey değişti. Evet. Her şey değişti. Alperen abi, senin için en kötü neydi? Kumarı. Yokluğuyla. Peki parantez açık bir bilgi daha vermek istiyorum. Gördük mü? Arada kalmışlar mı? Jerome'un nargile gidemedim ben Jerome'a ya. Denedik finalde. Evet. Nargile tüfünü. Nargile tüfünü çıkartmıştı. Nargile piyasasına giriyor yani. Evet. Ama orada full karanfil basacaklar. İşine gelecek. Tabii, tabii. Ne olacağı belli değil yani. Karanfil kaşmir yaparsın. Harbi ya. Yani. Arkadaşlar, fuarın özel soruları bu kadardı. Şimdi de Rusya'daki kafeler aslında evet. Türk insanının, Türk nargile içinde.